Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Batmeg'in sunduğu Beni Bu Şarkılar Mahvetti gecesinin sanırım 4. günü bu akşam gerçekleştiriyoruz. Ve ilk konuğumuz Yuşa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle şey, Radyo Eksen ilk konuğumuz diye isim geldi ama. Nasılsın? Teşekkürler, sen? İyi, hoş geldin. Geçen hafta biz sana konuktuk. Evet, iadeyi ziyaret gibi. Evet, güzel oldu ya. Bunu böyle sıklaştırmamız lazım. Olur, gibi tabii. Hissediyorum. Çok keyifle okuduğumuz derginize konuk olmak ayrıca büyük bir keyif. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Aynı şekilde. Şimdi önümüzdeki yarım saat boyunca Gülşah'ın seçtiği 5 parçayı ve sebeplerini dinleyeceğiz. Bu arada yani sen sonuçta hayatın geçtiğimiz bayağı uzun bir yılını neredeyse her gün parça seçerek geçiren bir insansın. 19 sene. 19 sene oldu. 19 senedir Radyo Eksen'deyim, evet. Üniversiteden mezun oldum ve olur olmaz. Yani bir boşluk vardı aslında, böyle bir 6 ay falan hiçbir yerde iş bulamadım. Yani televizyon sinema mezunuyum. O arada hiçbir iş bulamadım. Ve sonra Radyo Eksen açılmıştı. Hatta şu Rex'in önünde cırlıyor muyum? Halledim. Rex'in önünde bir arkadaşımın arabasındayken Radyo Eksen'i ilk duymuştuk ve orada aman Allah'ım böyle bir radyo nasıl oluyor? Çünkü Nikkei falan çalıyordu o sırada. Sonra işte ben burada çalışacağım diye girdim ve o giriş o giriş, 19 senedir oradayım. Ve 19 senedir parça program seçiyorsun bizler, evet, için. Bu arada çok da teşekkür ederiz bu arada seçtiğin güzel parçalar için. Peki bugün tabii ki biraz başka bir tema kapsamında parça seçmek zorunda kaldın bizim yüzümüzden. Yok canım. Peki zorlandın mı? Tabii ki çok zorlandım. Çünkü hani 5 şarkı seçmek inanın çok zor. Beni Bu Şarkılar Mahvetti değil de beni yani bu hale hangi şarkılar getirdi gibi bir, evet, konsept aslında benim için. Seçmesi oldukça zordu ve ilk önce Barış Manço'yu seçtim. Çünkü bayağı bir çocukluğa dönerek böyle seçtiğim şarkılar bütün bunların hepsi. Barış Manço'dan ben küçükken çok korkardım. İnanılmaz korkardım. Hatta şöyle bir şey var. Babamlar Kızıl Toprak'la, onların böyle etrafı falan bütün müzisyen insanlar var. Ve amcamın odasına girip de Barış Manço'nun posterini gördüğümde uzun saçlı, ya bir erkek nasıl uzun saçlı olur? Yani böyle bir şey vardı. Gerçekten çığlık çığlığa korkmak. Yani öyle normal bir çocuğun böyle ağlaması, korkması değil ama diye. Çok korkardım. Bir yandan da şarkılarını çok seviyorum. Diyorlar ki evladım şarkılarını çok seviyorsun ama neden korkuyorsun? Yani hiçbir şekilde anlatamıyorum ama çok korkuyorum. İşte amcamın odasına girdiğimi, kafamı çevirdiğimi, böyle duvarında Barış Manço'nun posterinin olduğunu ve ya çığlık çığlığa içeriye koştum falan hatırlıyorum ama bir yandan da çok seviyorum. Bu şarkı gibi mesela. Bu arada o yıllarda herhalde Barış Manço'dan korkan tek çocuk sen olabilirsin. Yani Barış Manço'nun çocukları hani her gün kendini sevdirdiği bir dönemden bahsediyoruz şu an. dinleyelim o zaman. Tamam. Yeni parçası Barış Manço'dan geldi. Dönemci. Ama güzel bir seçki ya. Bayağı bir korkuyorum. Bir yandan büyük hayranlık bu şarkılara falan bakmadan dinlemeye çalışıyorum. Buradaki basslar falan beni çok etkiliyor. Annem de bana diyor ki, aa bu çocuğun kulağı var. O zaman da doğru tespit, güzel tespit. Bu çocuğun kulağı var. Biz bunu bir işte enstrümana yazdıralım ama asla bir şey yani çalamadım. Çünkü... Peki herhangi bir enstrümana yazdırdılar mı senin? Evet. Ya denedin yani? Saz. Saz. Evet. Şu o zamanlar nasıldı hiç hatırlamıyorum ama şu anda Minibüs Caddesi olan yerde bir sürü adamla birlikte saz dersine gidiyordum. Ayaklarım yere değmiyor ve yani ağzım açık insanlara bakıyorum çünkü orada olmak istemiyorum. Sonra Kadıköy'de güzel sanatlar değil, müzik, konservatuvar. Okay. 7 yaşında konservatuvar sınavına sınavmış o. Ben onu bilmiyorum yani hani neye girdiğimi de bilmiyorum. Konservatuara sokacağız diye sokuyorlar. Herkes dışarıda bekliyor. Çıkışta da diyorlar ki nasıl geçti? Bilmiyorum. Çünkü içeride şöyle bir şey olmuştu. Yine benim ayaklarım yere değmiyor. Bir tane kadın var piyanonun başında. Herkes de gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Ben hala etrafıma bakıyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. Neyse sıra bana geldi. Beni yanına çağırdı. İşte diyor ki bu ne? Ben diyorum ki nene. Sonra işte bir tuşa daha basıyor. Bu ne diyor. Ben diyorum ki nene diyorum. Çeki çeki çekil yaptı böyle kadın. Orada benim tabii müzik hayatım. Bitti. Meğersem nota koruyor. Ya. Ya da başladı diyelim. Ya da orada... Halbuki sen dönercinin baslarını çalmak istiyorsun. İstiyorum, evet. Onu yapmak istiyorum aslında ama bunu anlatamıyorum. Yani ben bunu çalmak istiyorum. Neyi çalmak istiyorum? Kimse beni anlamıyor.
Neyse, sonra o zamanlar çekme kasetler var. Annemin iş yerinde, İstinye'de bir yerde çalışıyor ve annemin iş yerine bir tane çekme kaseti dolduran bir tane adam. İşte bunu seviyor falan diyor. O sırada bana Pink Floyd'un albümünü doldurup gönderiyorlar. Çok küçüğüm yani, 7-8 yaşında. O sırada bu Money şarkısı geliyor ve ben ona takılıyorum. Çünkü içinde yani böyle hani enstrümanların bilmem nesine falan takıldığından değil, oradaki parasesi var ya, ona takılıyorum. O. Ve o onunla birlikte Pink Floyd şeyi başlıyor. Geliyor o zaman. Evet. Parasesini duyalım. İşte bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Benim için çok önemli şarkılardan biri. Döndüre döndüre içeride bir tane çocuk bu şarkıyı dinliyor. Tabii yani bunun devamı da gelecek de elbette. Evet. Yaş kaçtı bu arada tekrar? 7-8 yaşlarında şu an. 7-8 evet işte 6. Yalnız 7-8 için oldukça iyi. Ama bu arada işte Felicita işte gibi Toto Coutinho o evet. Şarkılar dönüyor içinde. Evet. Onların hepsini de tabii bir yandan söylüyorum ve çok seviyorum ama hani bunu belki dinlemek istemezsiniz diye onları getirmedim şimdi buraya. Sonra yine aynı dönemlere tekabül ediyor. Televizyonda bu arada yeni yeni işte müzik programları başlamış. Ve o gerçekten hatırlamıyorum hangi müzik programı olduğunu fakat o döneme göre gerçekten zamanın çok ötesinde bir program olsa gerek. Çünkü ben bu şarkıyı duydum. Bir şarkı. Ne olduğunu asla bilmiyorum. David Bowie'nin kim olduğunu tabii ki bilmiyorum. Zaten David Bowie değil, Tin Machine grubuyla birlikte çıkartmış oldukları bir tane şarkı. Yine ben bu şarkıya takıldım. Hani biliyorum ki ben bu şarkıyı bulmam lazım. O zaman ne Spotify ne işte şarkının ne olduğunu bulabileceğin aplikasyon falan tabii ki öyle bir şey yok. Dergi yok, hiçbir şey yok. Annenin derdine bak, annenin parçayı bulmam lazım ve nereden başlayacak, hadi bakalım. Tamam evladım deyip beni işte bütün Kadıköy, Bağdat Caddesi, Taksim'in ne varsa bildiği bütün şeylere götürüyor. Fakat ben bu şarkıyı nasıl anlatacağım? Şöyle bir şarkı var deyip, bu mesela şarkının nakaratını söylemeye çalışıyorum. Asla olmuyor. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum ve bunu ben yıllar sonra, yani Radyo Eksen'de çalışmaya başladıktan sonra bir gün bu şarkı karşıma çıkıyor. Aa bu şarkı, o şarkı, inanamıyorum. Evet, o şarkının ne olduğunu asla bilmiyordum. O şarkı da bu şarkıydı. Onu da sizlere dinletmek isterim. O işte, bu benim artık yavaş yavaş araştırma, böyle çok affedersin manyaklığına girdiğim şeydir bu yani. Dönüm noktasıdır bu şarkı. Geliyor. Klibini de bir ara seyrederseniz klibi de çok etkileyici. David Bowie'yi ilk defa görüyorum. Ben tabii sonra hayatımın büyük bir kısmını ele geçiren bir insan olmakla birlikte her anlamda beni etkileyen bir insan. İşte o yaşlarda sana da az önce söylediğim gibi herhalde 10, biraz daha büyüğüm artık. Evet. 10, 11 olabilir ama yine hala hiçbir kaynak yok. Sonra yıllar sonra buluyorum. İşte böyle böyle devam ediyor. Sonra babam çok önemli, yani annem de babam da böyle müzik konusunda beni besleyen insanlardı. O zamanlar VHS beta kasetler vardı, belki hatırlarsın. Tabii. O beta kasetlerde normalde işte sabah akşam kadar çizgi film yok. Evde çocuğu nasıl şey yapacaksın, oyalayacaksın bir şekilde. Hani oyna oyna bir yere kadar. Ben evde tek başıma işte salonda kendimi kapatıp müzik dinliyorum. Kendimi bir rockstar zannediyorum. Kafama pijama bağlıyorum, saçlarımı uzunmuş gibi yapıyorum. İşte öyle bir dönemden geçerken bir yandan da beta kasetlerde VHS yoktu. VHS daha sonra çıkmış olabilir. Tabii önce beta. Beta kasetlerde konser kayıtları olan bir Dire Straits albüm, konser albüm kaseti vardı. O başında Bandana ile birlikte bir onu uzun bir süre dinledim. Bir de Simple Minds kliplerinin de olduğu bir tane öyle toplama. Tam hatırlamıyorum ismi ama böyle toplam bir kaset vardı. Bir de onu devam dinliyorum. Bu arada babam diyor ki korku filmi seyrediyoruz. Bu arada babamla devamlı cuma günleri gidip korku filmi kiralıyoruz. Korku filmi yani film kiralanan işte o beta kasetlerin kiralandığı dükkanlar var. Hatta şu anda orası yüksek ihtimalle tam neresi olduğunu hatırlıyorum ama galiba ya pideci gibi bir şey olmuş olabilir ama o dükkan epey bir uzun süre orada kaldı ve kasetle satıyordu. Normal yani tape dinleyecek. Her cuma babamla korku filmi izliyorsun. Her cuma gidip babamla korku filmi alıyoruz ve onları seviyoruz. Babamın keli terliyor ve ben buna çok eğleniyorum. Ve ama yani korku filmi hastalığı da o zaman başladı. Yani evet. Çok seviyorum. Annem hala asla, izliyorsun. Tabii tabii. Annem asla bizi izlemezse ben de hala şu an tek seyrediyorum. Ben hala kimse izlemiyorum. Evet. Ben korka korka içime böyle korkumu ata ata izliyorum onları. O kaset almaya gittiğimiz, yine o korku filmi kasetlerinden birini almaya gittiğimiz zaman dedi ki Gülşah dedi ben arabada daha sert bir şeyler dinlemek istiyorum. Hiç unutmuyorum lafını. Birazcık daha, bir tık daha büyümüşüm yani 12 falan.
İşte baba dedim Iron Maiden diye bir grup var işte herkes onu dinliyor. Sen de onu dinle o zaman dedim. Babam da dedi ki burada Iron Maiden'ın kaseti var mı? O VHS satan dükkandaki adam dedi ki var dedi. Ve biz arabada kasete bunu takarak artık şey korku level atladım. Korku üzere eve doğru gidiyorsunuz. Evet işte o sırada da bu çalıyor. Ben orada artık level atladım. Akmar'a doğru gidiyorum artık. Ben. Burada da zaman. İşte geliyor. O da şöyle. Hop hop tak ne oluyor? Sağolun tekini kapatmış. Evet, evet. Bir saniye. Sağolun tekini kapat. Evet. Patladı. Saçma. Evet, tamam mı? Hala başla. İşte böyle. Aynen ya. Evet, Iron Maiden ve Akmar'a geçiş. Akmar'a geçiş ve sonrası karanlık. O karanlık değil, çok güzeldi gerçekten. O Akmar'a gerçekten böyle. Çünkü bana yetmiyordu artık. Yani hiç ne dinlediğim müzikler, hani başka bir şey olması gerekiyor. Babanla izlediğin korku filmleri falan hiçbiri kesmiyor. Hiçbir şey kesmiyor, kesmiyor. Sonra benim... İşte ona ergenlik diyoruz Çocukluk arkadaşım var, o Akmar'a epey gidiyor. Kendi grubu vardı ve hala olamayan grubu. Ben bas gitar çalmak istiyorum hala. Bu arada yıllar sonra kendi işte oğlum... Gitar dersi alıyor, bayağı iyi, güzel çalıyor. Ben dedim ki, ben de bas gitar mı çalsam acaba? O istek devam ediyordu. Gittim işte, tırnaklarınızı iyice kesmeniz lazım. Zaten yok tırnak, ya daha da kesmeniz lazım falan diye. O da olmadı yani. Hani o benim içimde hala bir bas gitar, benim gibi bir çok yazık. Hala o şeydi. Sonra neyse, gerçekten Akmar dönemi başladı. Akmar döneminde işte konserler, işte sabah gündüz konserleri, işte Bakırköy, Kadıköy kavgaları, ha. İşte Kadıköy villada oturmalar falan bilmiyorum hani kaç kişi hatırlıyordur ama yani Akmar'ın önünde oturmalar, işte kaset çekmeler, tişört alma vesaire vesaire derken orada şey vardı, Barış'tı sanırım yanılmıyorsam, sonra öldü, ben onu kaybettim. Evet. Hatırlar mısın bilmiyorum. Tabii. Evet. Sörçemi o zaman sevgiyle alalım hep beraber. Evet öyle. Orada işte o böyle hani bak böyle şeyler de var Gülşah diyen insandı. Biz böyle hep beraber takılırken bir yandan onlar da bir gelmeye başladım. Ve işte Singles filmi. Tabii tam zamanı. Tam zamanı. Ben böyle artık grunge'a doğru gidiyorum işte Sepultura tişörtü. Nün üzerine kareli gömlekleri giyip oradan işte Pearl Jam'e geçiş. Ve evet onun evet. Sayesinde bu da son şarkı olsun. Bu arada benden. Yani müthiş bir parçadır bu arada yani gerçekten de. Ve teşekkür ediyoruz bu arada geldiğin için. Ne demek? Beşinci ve son parçası olacak Gülşah. Evet, benim dolayısıyla son şarkım. Evet, bu parçanın sonunda kendisini uğurluyor olacağız. Dolayısıyla bir alkış alalım Gülşah bunun için. Harika seçtiği için teşekkür ederiz. Biraz yani, kalan çorman oldu ama işte bence hayat oldu. Böyle işte bir şey aslında. Evet, bir yandan hayat öyle doğru diyorsun. Evet. Her şeyi dinlemek lazım ya işte bu hep öyle söylediğim. Peki Pearl Jam'dan ne dinliyoruz? İşte o Stereo Love and Trust yani Pearl Jam benim için çok gerçekten hani bütün gruplar bir yana o bir yana yani milyon tane konserine gittim hala gitmeye de devam ediyorum. Hiç sıkılmadan gideceğim konserine gidip de en çok eğlendiğim grup yüksek ihtimalle o yüzden Stereo Love and Trust. Geliyor ve sonra da programımız ve gecemiz Volkan Öge ile devam ediyor olacak. Yeni Uşaklar Muhabbeti 4. buluşmamız ve şu an Volkan Öge bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben de Cem Kıyıram. Birinin telefonu çok yüksek sesle çaldı. Bir alarm sesi. Endişe verdi ufak. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gülşah Güver'le birlikteydik ve en son Pearl Jam çaldı. Şimdi seni mahvetmiş parçalardan bahsedeceğiz bu yarım saatte. Tamam, bahsedelim. Biraz aslında hani Bass Motel Pro'da da şimdi yeni YouTube kanalında da müzik hep bir noktada işin parçası oluyor. O yüzden neler seçtiğini merak ediyorum hep. İlk parça... Şimdi ben biliyorum ama sen bahset biraz öncesinde ilk başlığını sen var. Abi zor bir işti zaten. Hani birkaç gündür şarkı düşünüyorum. Ergen gibi hani kaset dolduruyormuş gibi. Yani aslında böyle sebep olarak çok net bir şey söylemek kolay değil. Ama hani en azından kendimce bir kronolojik sıraya koydum aslında. Annemle babam üzerinden. Yani şimdi annemle babam ayrı benim ve işte
Benim için böyle bir çok net bir ayrım var. Babam Avrupa yakasında yaşıyordu. Annem Anadolu, ben Anadolu yakasında yaşıyordum. Annemin sevdiği şarkılar, babamın sevdiği şarkılar. Annemin plak koleksiyonu, babamın plak koleksiyonuna başladım müzik karıştırmaya. Şimdi anne tarafı hep öyleydi benim için. Krem peyniri, anne peyniri, işte labne peyniri, baba peyniri. Hep böyle kafamda böyle bir ayrım vardı yani. İşte annem Bob Marley'ciydi. O yüzden benim için böyle ilk keşifler o taraflardan başladı. Çok net bir sebebi yok. O var bölümde, onu dinledim. Sonradan tabii bir daha keşfetmek başka oldu. Çocukken dinlediğim böyle garip bir algım var. Hani eyvallah güzel falan da acaba daha hızlı bir şey mi dinlesem falan diye düşünüyorsun. Hani hız daha ön planda oluyor küçükken. Daha hızlı bir şeyler falan. Ama burada mahvetmek tabii çok duygusal. Ben o kadar duygusal bir insan değilim. Ama çok da tutulmak yani benim için. Tutulmuşumdur mesela bu şarkıya. Böyle defalarca dinlemişimdir. O yüzden Bob Marley'den Natural Mystic ile açabiliriz eğer siz mahsur görmüyorsanız. Mahsur görmüyorum. Kalabalık ama bayılmazsa sadece bir saniye rica ediyorum. Bir saniye. Evet çünkü. Ya çok artık teknoloji ilerledi bir şekilde. Geldi geldi. Mahvede Volkan'a göre sohbetimize Bob Marley ile başladık. Annesi sayesinde tanışmış Bob Marley'di. Bu da ilginç bence biliyoruz. Evet, ondan sonra da babama geçeceğim. Babam da progresif bir adam. İşte Genesis, Alan Parsons falan dinliyor. O yüzden bir sonraki şarkıda Alan Parsons'dan seçme noktasına gittim. Tabii bir anda burada bir DJ şeyine giriyor. İnsan sıkılır mı insanlar falan diye düşünüyor. Ama bir yandan da tahrik var. İstediğin her şeyi çalabilirsin. Tabii ki. Tahriği var. Hakkı Unut falan çalmayı düşündüm yani. Neden olmasın? Hani bence hala rafa kaldı. Evet, 4 şarkı daha var. Birini evet. Alan Parsons'da yeriz de hani hala Hakkı Unut için bir yer var. Tabii ki de CNN ısrarı ne olur çalma. Allah rızası için çalma diyor. Ama belli olmaz yani. Her an kadın atabilir. Evet, son parçayı çaldığında burada oturmuyorsun zaten. İşte ha, o bir basıp kaçabilir mi? Aynen. Olabilir başkan. Hayırlısı. İşte bir taraftan böyle babamın klavyesi vardı. Babama gittiğim zaman, onda kaldığım zaman beni bırakırlardı. Klavyenin başında böyle oyalanırdım falan. O yüzden böyle bir elim kırıktır yani. Bir zaman doğrusunu öğrenemedim ama bir şeyler çalmayı başarıyorum. Aslında birçok şarkıyı da hani o yüzden kendim yaptım. Tarafında. Keyifli bir durum söz konusu. Sizin, daha fazla ne söyleyebilirim? Sizin grupçu stüdyoda çalıyor olduğunuz videolar da hatırlıyorum. Ya evet, aslında herkesin bir enstrümanla ciddi anlamda yollanmışlığı var. Hani ben gitar çok denedim, olmadı. Sonra bas daha hoşuma gitti. Yani işte hepimiz Metallica dinleyip solo atmaya çalışıyorduk, olmuyordu falan. Hayli olmuyormuş yani. Böyle gitar benim için sınırların dışındaydı ama bas gitarda bir şekilde bir kendimi buldum yani. Daha sonradan çalmaya başladım. Alan Parsons çaldım hiç, bastım. Hayır. Çünkü yani ona eşlik edebilecek arkadaşlarım yok. Biri Anadolu rockçı. Hani bıraktığın zaman olay Haluk Levent'e falan doğru gidiyor. İşte bateri string tiyatırcı. Yani sürekli bir aksamaya falan çalışıyorum. Kanka dur hani kanadıma doğrulma gidelim işte falan. Dolayısıyla bir bütünlük sağlayamadık. Biz zaman bir grup kuramadık ama birçok grup ismi buldum. Çok fazla grup ismim var. Bazen Twitter'da ihtiyacı olanlara grup ismi dağıtıyorum. Her farklı jan için de grup ismim var. Mesela Barış Manço cover grubu ismi buldum bir tane. Barış Manço'yuz. Ben çok güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. Bir tane Brit bir şey düşündüm, The Zırt Fırtız diye. O çok hoşuma gidiyor. Ya bir gün The Zırt Fırtız diye bir grup kurabilirsem inanılmaz mutlu olacağım. Ama Brit müzikten hiç anlamıyorum. Beni bırakırsan ben böyle konuşuyorum. Hiçbir şekilde durum ben yok. Ben aşağıdan şarkı yavaş yavaş girecek olmasın. Ben konuşurken yavaş yavaş. Hangi parçayı dinliyoruz istersen anlamasın. Ya abi bu TRT müziği. TRT müziği olarak düşündüm sonra birçok insanın TRT müziğini bilmeyeceğini düşündüm. Yani ona biraz sığındım. Hani bu TRT müziği deyip sıkılabilirler diye düşündüm. Sonra belki de bilmiyorlardır diye düşünerek çalma cesaretini kendimde gördüm. O yüzden TRT müziği. Bu ay sonunda Zorlu'da çalıyor olduğunu da. Evet, Zorlu'ya gideceğim. Yani ilk defa bir konsere VIP bilet aldım, paramı değil. Önemli bir grup. Kendisi biliyorsunuz
Pink Floyd'un Dark Side of the Moon albümünde ses mühendisliği yapmış. Çok kıymetli bir abimizdir. Çok yakından izlemiştim kendisini. Yeni Melek'te. Daha konuşmaya devam edebilirim. Ben açmak şu an. Yavaş yavaş. Geliyor. Hello Parsons Project'ten Mamagamay'da dinlediğimiz parça. Şimdi yine aslında beni bu şarkılar mahvettiğinin önceki buluşmalarında da mutlaka bir parçasını bir şekilde dinliyoruz. Şimdi açacağımız bölüm. Sana bırakayım, nasıl tanıştın, nerede tanıştın? Yani lisede tanıştım. Lise saat. Evet. Bu tip şarkılarla büyüdükten sonra artık kendimi ifade etmenin zamanı gelmişti diye düşünüyorum. Yani tabii ki de işte ortaokulda herkes Metallica dinler. En azından diğer yollara sapmayanlar. Biz de Metallica dinliyorduk. O yüzden neden çalmayalım ki diye düşünerek bu noktaya geldim. Yani aslında şeydi biraz benim... Hani genelde biraz daha millet ne dinlemiyorsa onu dinleyeceğimdir. Hani liseye doğru olay Pink Floyd'a dönmüştü yani. Hani o zaman çok zaten Pink Floyd'la çok coşku dolu bir ilişkimiz oldu. Ama Metallica şeydi yani çok kafa açan bir gruptu gerçekten. Hani bütün kalır damarları açan. O yüzden Hit the Lights şarkısıyla birazcık ses sistemimiz de iyi. Çok şükür gerçekten. Bu şarkıyı mesela hiç böyle dinlememiştim. O yüzden onu da merak ettim biraz. Aslında Metallica, mesela Pink Floyd için demin çalındı. Pink Floyd benim için aslında en önemli grup. Hani bir ara böyle artık bu işin fanatizmine doğru gitmiştim. Yani Pink Floyd bilmeyenle konuşmuyordum falan lise döneminde. Pink Floyd bilmiyor musun? Falan böyle bir noktaya gelmiştim. Ya ergenlik sonuçta canım. Ne var? ama bir yandan şu aklıma geldi. TRT'nin Alan Parsons çaldığı bir dönemde ben büyümüşüm. Yani TRT'nin, düşünsene hani o dönem bayağı bence cool bir hareket yani progresif müzik çalmak falan. Şu an bilmiyorum ne çalıyorlar. Ya ben de şey hatırlıyorum. CTV'nin öyle bir kanal vardı ve bayağı hani death metal, black metal klipleri yayınlanan programlarla ben de kuzenim orada gezdim sonra kasetlerini alırdık falan. Yoklukla içerisinde büyüdük. Şimdi neyse bir YouTube var diyebilir miyiz bu konuda? Tabii ki diyebiliriz. Ama abi şöyle bir şey var. Mesela Dark Side of the Moon'un kasetini almıştım. Ve şimdi mesela birçok şarkıya ısınamıyordum. Hani aslında en iyi şarkılar böyle defalarca dinledikten sonra anlıyorsun ne kadar iyi olduğunu. Yani ilk görüşte bir şarkı seni böyle çok etkiliyorsa o çok pop bir şarkı oluyor genelde. Ve üçüncü, beşinci dinleyişten sonra sıkılıyorsun. Ama hani böyle manyak gibi yani beni mahveden şarkılar diyeceksen eğer ilk görüşte genelde o şarkıların hiçbiri çok etkileyici olmuyor. İşte Walkman falan varken, işte pilim bitmesin gibi bir derdim vardı. Veya işte mesela o şarkıyı bir daha dinlemek istiyorsan onun diğer tarafındaki şarkıyı bir dinlersin ki hani o pilli harcamayıp onu öyle geçiştireyim falan diye. Birçok şarkıyı dinlemek mecburiyete kaldım. Şimdi hani bu tip uygulamalar, yeni teknoloji yüzünden hani çabuk geçiyorsun, sıkıldın mı atlıyorsun. O yüzden çok ne kadar derin dinleyemiyorum. O yüzden de herkes rap dinliyor. Çünkü daha low müzikler. Kötü anlamda söylemedim. Yok, ben. Yok, estağfurullah. Yani. Hiç öyle anlamadım. Aynen. Ama yine devam edecek gibi bir halim vardı. O yüzden parçayı açtım. Metallica. Bob Marley, Alan Parsons ve Metallica'nın ardından başka bir köşeye gidiyorsun. Başka bir köşeye çekiyorsun. Başka bir köşeye çekelim. Yani sonuçta böyle bir kronolojik bir sırada gidiyorduk. Şimdi ondan sonraki iki dönemimi atlayacağım. Çünkü lise döneminde, üniversite döneminde Pink Floyd çok ağırlıklı dinledim. Zaten bir tane dinledik. Echoes aslında benim için çok kıymetli bir parça ama 23 dakika olduğu için burada çaldırıp sizi eziyet etmek istemiyorum. Sen çaldın sayalım. Hani en çok tutulduğum hani grup Pink Floyd'tur tabii ki de benim açımdan. Sonraki dönemi de es geçeceğim çünkü sonra inşaatta çalışmaya başladım ve arabesk müzik dinlemeye başladım. Ortamın da etkisiyle. Bayağı bir girip çıktım yani arabesk dünyalarına. Orada da bayağı bir damar var yani hani. Toplar, damarlar var. O da bence etkileyici bir kafa ama şu anda şimdi bir Müslüm Gürses dinlesek burası herhalde patlar. O yüzden tabii ki de öyle bir şey istemeyeceğim. Ama ya dün geçen akşam Müslüm'ün filmini izledik. Hikayesini. Yani film olarak
bence kusurları var da hani adamın olayını anladıkça ve hani gerçekten enteresan söyleyen bir adam. Daha sonra şey izledik, böyle Şan eğitmeni bir adam var. İşte analiz yapıyor, ses analizi falan. Türk YouTuber, aynen. Onları tam izledik. Mesela Her Gün İsyanım Var Benim Kadere diye bir şarkısı var. Onu birkaç defa dinledim. Ya harbi intihar yani. Hani direkt hayattan soruyorsun. Yani. Felaket bir adam. Gerçekten bu kadar sesini etkileyebilecek bir adam. Ama bu arabeskin sonunda biraz hani daha böyle topraklarımızdan biraz Türk funk şeyine biraz geri döndü. İşte böyle inşaatın sonunda. Ajansa geçtim bu olaya. Funk. O zaman gerçekten. Yani şu şarkıyı bulduğumda mesela çok heyecanlanmıştım. Çünkü hani öyle bir garip bir dönem var ki inanılmaz böyle bir bass funk altyapısıyla bir türkü mashup bir dönemi var yani. Daha sonradan bu tekrar moda oldu. Bunun eski hali çok etkileyici geliyor bana. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Anons etmek ister misin? Sen şarkıyı çalabil diye. Geldi. Eyvallah. Çok erken konuştum. Değil mi? Ama internet. İnternet çok zor. Bundan da özür dilerim. Aslında sanki bağlama devam edecekmiş gibi bir hali vardı. Sözler girince birazcık şey oldu, hangi top oldu. Bir sonraki şarkının için o kadar heyecanlandım ki hemen gitsin. Değil mi? Nasıl? Onu şimdi böyle denemek güzel olacak. Volkan'la dinleyeceğimiz son şarkı. Ben bizim ekipten de birçok kişinin yani mahvetmek bilmiyorum ama hayatta özel yeri olduğunu biliyorum bu grubun. Benim için şöyle bir mahvolma anı var. Çok geç keşfettiğim bir grup, garip bir şey. Hani bazı gruplar oradadır da hani bir türlü böyle bir düşünürsün, dinleyemezsin. Tansu da hep söylerdi işte abi nekropsi falan. Ben bir türlü girememişim o dünyaya. Sonra çok utandım böyle bir şeyi dinlememiş olduğum için. Sonra hızlıca arayı kapatmaya çalıştım. Dolayısıyla sen sürpriz mi yapacaktın? Yok. Birden girecek miydi? Yok abi yani yok. Söyledim. Daha seni alkışlatacağız falan bu son parça olduğu için. Dolayısıyla karma karışık bir kafa oldu ama güzel oldu. Yapacak bir şey yok. Bob Marley, Alan Parsons, Metallica. Parsons. Ya işte, aslında yani Müslüm girilir, Hakkı Bulut girilir. Bunda yer var. Aynen ama işte aynen hem de sonuçta bir kalabalık. İnsanlar çıkılabilirler. Çünkü mecbur dinliyorlar yani. Burada bir şey söylüyorsun. Herkes dinlemek mecburiyetindeymiş gibi bir durum var. O yüzden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Volkan için de bir alkış. Aynen, teşekkür ederim. Nekropsi'den Erciyes Şok'ta dinleyeceğiz. Sonra Kübra Uzun burada olacak. Benim Uşaklar Mahvet'te devam ediyor. Teşekkürler herkese. Efendim, Kübra Uzun'la beraberiz şimdi. Benim Uşaklar Mahvet'te. DJ aktivist, performansçı, emekçi, işçi. Kendisi bizi kırmadı, mecradaki setinden önce bir uğradı. Her zaman. Birkaç tane kendisini mahveden parçayı çalacak şimdi. Yani mahvetme kelimesi mahvedebiliyor, kahredebiliyor, yeni bir çığır açabiliyor. Hayat, yani dünya görüşünü değiştiriyor. Aslında ben çalacağım parçaların bir kısmı her birine gidiyor ayrı ayrı. Babam eski Beşiktaş futbolcu benim ve ben doğmadan önce futbolcuymuş. Ben doğunca topu bırakmış. Ondan sonra Rıza Silahlıpalı'yı bilenleriniz vardır aranızda. Rıza Silahlıpalı'nın Rodisi olmuş. Yani ben doğduğumda Rodisi'ydi. Ve benim çocukluğum yani işte 4-5 yaşından itibaren hatırlıyorum. Kanlıca'daki köşkünde Rıza amcanın ve Rıza babaannenin. İşte Nilüfer'le, Ajda'yla, ay bu senin oğlun bu falan diye bir Ajda'nın pazar koşullarından sonra ter ter ve sarı öpüşleri var. 3-4 kere falan çalıyor. Kaldırıcı falan arabaya kalıyorum böyle. Ondan sonra güçlü kadın da hala öldür kendisi. O zamanlar böyle bir gelişim orkestrası, İstanbul Gelişim Orkestrası çok önemli bir orkestradır. Hala var aslında Gelişim Orkestrası adı altında ama o zamanları, benim şimdi anlatacağım ve dinleteceğim zaman top zamanları. Garo Mafyan, Onda Tunç, bas gitarda inanılmaz düzenlemeler yapılıyor ve Ajda'nın şimdi çalacağım parçasının da olduğu, aslında bu parçanın bu versiyonu bu plakta. Ve benim yükseldiğim versiyonu ve bir prova kısmına, provaların bir kısmına şahit olduğum genç, küçük bir çocukken versiyonu bu versiyonu. İnanılmaz bir düzenleme.
tek tek ayrı ayrı düşünülmüş. Her biri zaten enstrümanını çalan her bir kişi kayıttaki tapında yaptığı işi. Yani böyle dinlerken anlayacaksınız. MF vokallerde mesela Özkan'ı duyuyorsun direkt. Çat diye çıkıyor. Ama daha o zaman da MF olmamış. Ve bu şarkıyı, bu şarkının hem bendeki yeri, o zamanlara ait yeri bu, hem de sevgili Sadiciğim burada. Saat 12'den sonra doğacak kendisi, bir kere daha doğacak. Kaç, 18 yaşına giriyor musun yani, reşit oldun mu bu sene? 17, hala 17. 18'e gelemiyoruz. Peki, bu şarkı hem hepimize hem de sana gelsin aşkım. İyi ki doğdun. Yani dinleyip düzenlemeye gel. Henüz. Ay yani, yani bakar mısın? Keyifli 17'den gidiyorum. O zaman 8 yaşındasın. Ayrıca pek kızın stüdyosundasın. 7-8, hayır stüdyoda değilim ya. Arada bir Rıza amcaları geliniyor. Ve evet, prova yapılıyor. Nilüfer'le o zamanlar evli falan Rıza. Sonradan çok garip. Sen Ajda'ya vokal olmadım. Nilüfer'e, Sezen'e hepsini oldu. Bir Ajda yok ama beni kucaklayan hep Ajda'ya gittik ya. Yani. Yalandanmış kucaklama. Bu koşa, her pazar koşardı bu arada. Onun için yani benim yaklaşık 4-5 senem ayda 3 kere hani 2 kereden falan az değil. O evde geçti. Ya yani orada evde büyüdüm. Mesela babaannem Rıza babaanneydi falan gibi. Peki ikinci parçaya gelelim. Ben görüyorum. Kaç yaşındasın? Nasıl keşfettin? Evet. Etkisi ne oldu? Artık bir an aldık. Onu 90'lara geldik evine. Benim çünkü garip oyunlarım ve böyle role playing hep hala da öyle yani hani emekçi olduğum ve yaşadığım her alanda role playing üzerinde ilerliyorum. Aslında Kübra olarak ben de yani mesela bu trans kimliğine aslında kadın olmak üzerinde bir yoğunluk hissettiğim için girmedim. Hayat 35-40 yaşındayım, 4 senedir Kübra'yım. İşte hayatta böyle bir artık yeni bir sayfa olsun, bu sayfada yeni bir enerji ve yeni bir bedenle olsun daha yola çıkarak aslında gördüğünüz yani yaşadığım şeyi yaşıyorum. Yani bu da böyle, çok önce şimdi anlatacağım süreç de böyle bir süreç. 90'lardayız artık, Bakırköy'de çardak var. Çardağa hep böyle işte oğlanlar gider, kızlar gider, işte biralar içilir, ilk jointler orada içilir, ilk işte bir takılmalar orada yapılır falan. Tam böyle aşağısı deniz, çardak. Ağaçlar, böyle bir alan. Binaların arasından gidiyorsun, birden böyle bir yere çıkıyorsun, neresi burası falan. Biz de işte yeni gitmeye başlamışız. Bir de böyle bir, tabii tek Lubunya ben değilim mahallede. Benim olduğum mahallede. Çekmiş böyle. Bu kız dedi, benim oğlum mahalle, Şerif mahalle. Aşağıda Hakan Peker oturuyor, üst sokağında Burak Kut oturuyor falan. Aşağıda Regaza var. Mesela iki aylarına girmeyeyim insanların özel. Ondan sonra şöyle bir an, bunu hatırlıyorum. Barış var, ben de Barış'ım bu arada. Bir Barış daha var. İşte Salih diye bir arkadaşım var. Cem var, kan kardeşim. Dört tane kan kardeşim. Üçü de yattım zaten. Ondan sonra... şey yapıyoruz biz, çardağa gidiyoruz. İşte çekirdekler çıtlanıyor. İşte Barış'ın abisi orada işte joint içiyor. Arada işte biz içemiyoruz, daha o kadar büyük değil ama yani içiliyor da onların yanında içilmiyor falan. Ben de böyle aaa diyorum, bu şarkıyı söylemeye başlıyorum. Falan diye. Ve böyle Barış elinde bir kamera varmış gibi bunu çekiyor. Ve ben böyle çardağa işte dolanıyorum, koşuyorum. Poz veriyorum, bir şey yapıyorum. Biz ne zaman çardağa gitsek böyle bir uzun süre devam etti. Hep Hovarda'nın klibini çektik. Emel Hovarda, buyur musunuz efendim? Oh, ablası bir yerden kalmadı. Ay! Bu benim! No! Hayır! Başa döndüm. Bence çocuğum ya, demek ki bir şey görüyorum, biliyorum ki Emel'in klibini çekiyorum kendi kendime, sözüm ona ya, fictional klip. Yani neler yapmış insanlara, klip hatırlıyorsunuz mu? Evet, tabii. Evet. Aa, yani hani... Emel! Senin de bir parçayla. Şimdi, şu anda çalacağım parçayla benim anım var. Kaç yaşındayım herhalde? 11 falan, öyle bir şey. Bu benim ilk hit parçam. Yani TRT'de gördüğüm zaman klibini, şu hareketi, aynada
çalıştığımı hatırlıyorum. Böyle daha nasıl net yapabilirim falan diye defalarca. Ay o çeşitlik değil. Aklınıza geliyor. Ama işte ben... O değil. Onu daha sonra, onu da biliyorum yapmasını. Sen anlat, sen kaç yaşındaydın, nasıl geldin? Doğumluğumda Bakırköy'lüyüm ben. Annem de işte ne zamanlar bu? 89 falan. 88-89. Cevizli Bağ'da bu Ülker Fabrikası'nın olduğu alanda bir tekstil fabrikasını hiç bilmem anne idi, emekli artık. Anneme verdiler sen yap burayı diye. Gidip geliyor annem. Ben de arada bir 85 Bakırköy, Mecidiyeköy hattına biniyorum, otobüse iniyorum Cevizli Bağ'da, gidiyorum fabrikaya. Ay, o kokuyu bilir misiniz Ülker Fabrikası'nın kokusunu? Evet. Ah! Gidiyorum ama zaten kokuya gidiyorum. Yani küçüğüm hala. Sonradan fabrikayı keşfettikçe başka şeylere gitmeye başladım. Fabrika kocaman bir yer, kocaman bir bina. Annem de dönüştürüyor bir yerinden binayı. En altında koca koca asit kazanları var, eski halinden kalma binanın. Fare iskeletleri falan var içinde. Düşmüş, ölmüş, asitten şey çıkmış. Üstü açık o mekan ya, o kazanların. Ben de işte geziyorum oralarda. diye. Kocaman pencereler var, camlar yok pencerelerde. Garip bir yer. Sonra Ethem abi, Amerika'dan gelen bir arkadaşı annemin, Ethem abi müdür olarak aldılar mekanı, Cenk abinin sahibi şirketin. Ve annemin yakın bir arkadaşı Belgin abiyle Ethem abi flörtleşmeye başladılar. Biz de bir gün Belgin abinin evindeyiz. Televizyon açık NTV ve bu klibin yeni çıktığı zamanlar. Ben de böyle küçük böyle banyo açılmışım, televizyona bakıyorum ve bakarken kaldım. Platin saçlı bir kadın, kırmızı rujlu, hafif vatkalı, çok az, kırmızı bir bluz, sabit duruyor, şarkı söylüyor. Şıklık, ambiyans klipte, çıplak adamlar, oğlanlar, piyanolar iniyor, çıkıyor, yerler süpürülüyor, ne oluyor ayol diyorum. Yani diyorum ki bu adamlar acaba böyle vatkalı girse, yani çocuk aklı, böyle hafif şey durunca bu adam soyunan, o zaman mı soyunuyor adamlar falan diye düşünüyorum. Ve benim İngilizcem diyor o zamanlar, lisede oldu. Şarkıyı izleye MTV'den ezberledim. Sonra albümünü aldım. Albümü de hiçbir şarkı bunun kadar tahrik etmedi beni. Ah ah! Çal aşkı. Büyüye yani işte ergenliğe bunlarla geçtim aşkım. Belli oluyor. İşte yani. Evet. Şimdi son parçaya geliyorum. Evet yani şey birazdan. Geçen gün de müzik festivali reklamında oynamaya gittim İKSV'ye. Dediler ki şık gel. Ben de kırmızı ojeler, kırmızı etek, kırmızı ceket, full kırmızı gittim. Saçlar yapalı, kırmızı rüç. Klip siyah falan çıkmaz mı? Reklam. Neyse kırmızı iyi çıkıyormuş en azından da siyah beyaz, onu öğrenmiş oldum. Evet şimdi... Şarkıyı anlat. Ne oldu bu şarkı? Yani nasıl aslında bu şarkı bence bir yangın... Demek ki bayağı arabesk bir şarkı aslında. Ama yani genç bir çocukken onunla giriyorsunuz diye bir anısı var. Bu şarkının ciddi bir anısı yok böyle o an diye anlatabileceğim ama genel olarak bence şarkının yangını, Tampere'nin o klibi, yani bir kendisini de aşan bir parça bence. Ondan sonra bu enerjide bir parça daha yapmadı. Var farklı enerjilerle parça aldı. 90'lar mıydı? 90'lar dedi. 90'lar dedi daha çok. 90'lar. Yani işte 2000'lerden de gelebilirdi ama gerek yok. Bu son şarkıymış. Şey buluyorum bu şarkıyı da, yani düzenlemesini. Garoy galiba abla ya da hatırlamıyorum. Bu Buğra abi de olabilir. Nilüfer 3 sene çalıştım bu arada. Ben işte Kübra Amadan bir sene önce de bırakmıştım. İsabet oldu galiba. Şey. Evet yani işte ben daha çok şey demiyorum şarkı hakkında. Hepimizin bir hatırası olduğunu düşünüyorum. Yaşarken yani çıktığı zaman şarkıyı yaşayanlar ya da sonradan duyanlar için de gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Gelsin. Kübra'ya çok teşekkür ediyorum.
Dünya tatlısı. Evet, doğum günüm kutladı. Benim doğum günüm. Birazdan. Bravo! Eliniz boş geldiğinizde kaldınız değil mi? Bravo. Sizin Akbaşı olduğunu, tiyatro ve sinema. Onu bahsediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz böyle bir anda girdiğimiz için tabii senin şarkı. Kararlamadık. Ben çaktırmadan sana gösterirken şuradan şöyle. İlkokul 5 yıllarıma gitmek istiyorum. Çünkü beni mahveden şarkılarda geçmişten başlamak istedim. Yani öyle düşündüm. Yani öyle mantıklı olacağını düşündüm falan. Mahveden derken de şunu düşündüm. Hani çok fazla dinlediğim ve aslında hani şey olan negatif bir şeyi çağrıştıran bir anlamda bir şey düşündüm. Bu şarkıya başına ne gelmiş olduğu çok merak ediyorum şu anda. İlk şarkımız Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Ay çok sevindim ya. Çünkü öyle güzel şarkılar dinledik ki bir an böyle şey oldum. Herkes de mahvolmasın istiyorum yani açıkçası. Hani bu mahvolduğum şarkıları seçerken de sizi de mahvetmesin istediğim şarkı. Hani biraz da böyle bir denge tutturmaya çalıştım falan yani. Biraz ürktüm bu playlisti oluştururken 5 şarkıdan Neyse bu şarkının hikayesi şu. İlkokul yıllarıma gittiğimde Ice Ice Baby'yi geğirerek söyleyen bir çocuk vardı. Ben ona aşık oldum. Ondan sonra da genelde hep bu mantıktan ilerleyerek tercihimi yaptım. Genelde diyorum yani. Genelde. Bilmiyorum, aranızda var mı Ice Ice Baby'yi geğirerek söyleyebilen herhalde? Var. Var mı? Var mı? Sen... Öyle hadi ya. Yeni başvuruyor. Bravo. Utandılar. Neyse. O zaman şarkıyı dinleyelim. Vanilla Ice. Akbaşı yollarının ilk seçkisi Vanilla Ice'dan geldi. Ice Ice Baby. Ama hala böyle giyiren birini bulamadım. Son dünyası. Evrenin eğitimini söylersen bence giydir. İkinci şarkımız. Evet. Efendim. Metalci olduğum zamanlara biraz böyle aktım ve sizi de en mahvetmeyecek şarkıyı bulmaya çalıştım orada. Hala playlistinde olan bir şeyi tercih etmeye çalıştım, bilmiyorum. Dio, Don't Talk to Strangers adlı şarkı. Ama yani bundan önce şunu söylemek istiyorum. Tenor sesine bayılıyorum yani. Ve çok uygun olduğunu düşünüyorum metale. Çünkü öbür türlü böyle şey gibi oluyorsun, havlayan... Sanki sürekli havlıyormuş gibi oluyorsun değil mi? Falan gibi bir şey oluyorsun. Yani Dio, Don't Talk to Strangers hala playlistinde var ve muhteşem bir şarkı bence hala. O yüzden onu tercih ettim sizinle paylaşmak için. Bilmiyorum. Ay, bizim evet, sizin Akbaşoğlu'nun ikinci seçkisi Dio'dan geldi. Peki, sesin. Hangi dönemdeydin bu seni mahvederken? Beni mahvederken ben ortaokul, lise... Hangi şehir? O dönemler Ankara. Ankara. Ankara'da idim. Beni mahveden daha birçok şarkı vardı ama hala playlistimde olan şarkılardan biri budur. Ve seviyorum hala. Yani müthiş bir şarkı bence ya. Müthiş söylüyor. Yani şimdi çıksa bence yine çok etkileyici bir şarkı olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence öyle. Sıradaki şarkımız efendim, felsefenin sanırım değil mi? Ben kimim adlı çıkış noktası yani. Lou Reed, Who Am I? Hala senelerdir dinliyorum. Hala dinliyorum. Haydi bir alkış o zaman ya. Haydi bir alkış. Bravo.
Yanlış mesela ben bu aleti beceremiyorum. Yardım lazım mı sadece? Ama beni çok iyi, yanlış bir kişi ağırladı sanırım ya. Şarkıya tepkilerinizi merak ediyorum çünkü bu şarkı aslında benim son derece tükettiğim bir şarkı yani şey Lady Gaga Bad Romance ama Lady Gaga'dan değil çünkü o kadar tükettim ki şarkıyı geldiğim son noktayı size gösterip bir daha bu şarkıyı dinlemek istemiyorum yani onu yani sizinle onu paylaşmak için şu an bu şarkıyı çalmak istiyorum. Bu. Lütfen. Umarım eğlenirsiniz. Sezi'nin son seçkisini çalacağız. Ondan sonra Sezi'nin eski alt komşusu burada olacak. Evet, hayır. Mabel Matiz burada olacak. Teşekkür ediyoruz. Sezi'ne bir alkış lütfen. Son şarkını cenazemde canınızı istiyorum ya. Allah geçinden varsınız. Bu yani, bu. Tom Waits, Little Drabble Poison. Tekrar hoş geldiniz. Bu gecenin sondan bir önceki konuğu Mabel'le beraberiz. Kendisi bu yazda harika bir adama armağan etti gerçekten. Yazdan beri dinliyoruz Mayı'yı. Durmadan ve dinlenmeden. Senin için nasıl geçti, nasıl geçiyor son zamanlar? Son bir yıl çok eğlenceliydi. Çok yoğun bir turne süreciydi. Bu uzun zaman sonraki ilk boş cumartesim. Yani cumartesi boş bir halde Kadıköy'de binada olmak harika gerçekten. Unutmuşum bu hissi. İyi hissediyorum. Güzel bir dönem. Bu bizim Mabel'i Beni Bu Şarkılar Mahvetti akşamına davet ettiğimiz, yani bu dördüncüsü ve dört kere davet ediyoruz ama bir türlü olmamıştı. Gerçekten şimdi oldu. Hemen başlayalım. İlk parça eminim pek başlayalım, çok kişi evet. Burada biraz önemli bir parça. Karanlık şarkılar seçtim. Çok cumartesi akşamımız için uygun olmayacak ama. Oldukça uygun aslında. Benim mahveden şarkılar olduğu için. Okey galiba. Evet, peki nedir? Ne zaman dinledin ilk defa? Kimden ve nerede dinledin? Nasıl dinledin? Ne oldu senin için bu parça? Yani aslında ilk ne zaman duyduğumu hatırlamıyorum. Dünden sonra yarından önce. Zannediyorum filmde duymuştum ama çok çocuktum ve onu sonra beynimin arkalarına atmışım. Sonra üniversite yıllarında tekrardan Türk pop müziği, diskografileri arasında böyle hoplarken, zıplarken tekrar karşıma çıktı. Çok soğuk bir şarkı bir yandan ama bir yandan da çok güçlü buluyorum. Yani o ağrıyı böyle arkasına atmış çok da şeyinde değil gibi bir hali var. O güçlü hali beni çok tutuyor. Ne zaman düşsem dinlediğim şarkılardan biri o yüzden. O zaman hemen başlayalım. Yeterince içiniz karardıysa. Daha devam edeceğiz. Senin seçtiğin şarkılar benim baktığım kadarıyla hep aynı dönem. Yani belli bir yaş dönemine denk geliyor senin. O zamanları biraz anlatsana. Herhalde şimdi böyle... çok belli etmek istemiyorum. Tamam, yaşı söyleme ama teen age yaşlarında nasıldı bu isimlerle, seçtiğin isimlerle tanışmak? Yani 80'ler sonu 90'lar başı çocuk olmak diye bir başlık var ekşi sözlükte. Direkt öyle bir yerden başlıyor konu. Ben de o kuşaktanım bildiğiniz üzere. Televizyonda gördüğüm, radyoda duyduğum her şarkıya böyle aşkla tutulan bir çocuktum. Ve bütün bu kadınlara hastaydım. Yani Zuhal'ler, Sezen'ler, Havada Uçuşuyordu, Nazan'lar falan. Listede biraz ona öykünen bir liste oldu. Çünkü
genelde çocukluğumuzda mahvoluyoruz galiba ve o sonra bir türlü toparlanmıyor. O günlerden bir playlist oldu. Sonlara doğru biraz 2000'lere çekmeye çalıştım. Gelmiş evet. Çok yememiş olabilir ama. Bu yani bu sıradaki parça benim için kesinlikle ilk aşk parçası. Yani ilk aşkta bu parça var. Eğer o dönemlerde ilk aşk olduysam. Çok tatlı bir şey söyledin. Benim için de her aşk şarkısı aslında. Yani ben bu şarkıyla aşık oluyorum her seferinde. 2 yılda bir. En son 2 sene önce böyle çok dinlediğimde bir şeyler olmuştu. Şimdi bugünlerde tekrar bir sardım bilmiyorum. Hayatım. 2 yıl önce miydi? Kozmos bir şeyler aşık oluyor. Zamanı gelmiş o zaman. Evet abi. Şimdiki de bir sonrakine çalıyoruz o halde. Evet. İsteyenler dans edebiliriz. Böyle konuşuyorduk. Sen bu şarkı dinlediğinde odandasın, gençsin. Söylüyor muydun beraber onlarla? Söyler gibi yapıyor muydun? Ne yapıyordun? Evet, söylüyordum, zıplıyordum. Kendimi sahnede hayal ediyordum galiba bir de. O zamanlar biliyor muydun o sahnede olacağını? Kimin tek hayır, tek yok bilmiyordum. Yani sahnede hayal ediyordum ama böyle bir sahne hayal etmiyordum galiba. Demek ki her şey hayallerle başlıyor. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Zihnimizle yaratıyoruz ve sonra oluyor yani. Aslında. Okey. Peki dinleyelim bu şarkının öyküsünü sendeki biraz. Bu bence Türk pop tarihinin en karanlık şarkılarından biri. Beni ben yapan şarkılardan biri gerçekten. Bir Mete Özgen'de şarkısı. Yine aynı kuşak Mete'yi bilir. 2000'liler ve liseliler bilmeyebilir. Ama gerçekten çok önemli bir karakter, çok önemli bir şair, Türk pop tarihine yön vermiş bir insan. Benim de hani böyle baş öğretmenlerimden gibi adettiğim bir insan. Öyle bir şarkı, çok karanlık bir şarkı bence. Öyle. Ne vardı? Bir kez bence deniliyor olmalı. Bu şarkının üzerine şey söylemeyi unuttum. Sound itibariyle Tevin Pala'dan önce Mete vardı demek istiyorum. Beni mahveden şarkılarda mahveden bir parça çalınıyor şu an. Çalındı az önce. Listenin tek Türkçe olmayan parçası. O yüzden oradan gidip sormak istiyorum. Ne zaman yabancı müziklere başladın? Nasıl oldu? Nasıl Sezer'lerin, Acıdoların ve bütün diğerlerinin ötesinde bir dünyada var keşfi gerçekleşti? Yani aslında üniversitede başladı. Köyümden çıkıp üniversiteye geldim ve birbirinden farklı disiplinlerle tanıştım. Hem müzikte hem sanatın diğer dallarında. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkı aslında yakın zamanlı bir şarkı. 2015 ya da 16 çıkışlı olması lazım, emin değilim. Son birkaç yıldır Fransız pop'un böyle o melodik hallerine çok takılmış durumdayım. Beni mutlu ediyor. Aslında bu beni mahveden bir şarkı değil. Ama çok yüksek bir his verdiği için bana o da bir nevi mahvetmeye geliyor bence. Öyle yani. Daha ritimli ve yüksek bir şarkıyla seriyi bitireyim dedim. O yüzden onu koydum. Şimdi bu şarkıyı anons etmek benim için çok imkansız olacak. Ama deneyeceğim. İmperatris. Okey, lütfen. Fransızca imperatrice demekmiş. Ben de araştırdım gelmeden. L'imperatristen sonat pasifik. Teşekkür ederim. Arkadaşlar iyi akşamlar. Beni mahveden şarkılar gecesine ben ilk defa geliyorum. Ve hakikaten önemli bir kısmını mahvetti. İyi anlamda söylüyorum. Çünkü kronolojik olarak insanlar genel olarak şarkıları diziyorlar burada. Ve birçok insanın çocuklukta ilk defa melodik bir hikaye nasıl karşılaştığını, sonra bir ritim nasıl karşılaştığını ve daha kötüsü buradaki bütün katılımcıların ergenlik döneminde nasıl bunalıma girdiğini hep beraber görmüş olduk.
Beni biraz mutsuz etti gerçekten. Çünkü ben kendimi özel bir çocuk zannediyordum kendimi o şarkıları dinlerken. Burada gördüm ki çok daha geniş bir ailenin parçasıymışım. Benzer şarkılarla aynı bunalımları yaşamışım. Bunları siz de burada olduğunuz gibi muhtemelen benzer bir durum var. Ondan ötürü çok memnunum. Tekrar hoş geldiniz. Efendim, az solistimiz, son konuğumuz Sadi Güran. Ve son Sadi Güran'da kaldık arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Sadi Güran çizimlerinden biliyoruz ki karanlığı ve tazeliği aynı anda verebilen bir illüstratör, desinatör, ressam, değil mi? Çünkü hakikaten eserlerine baktığınız zaman hem bir karanlık tehlikesine doğru gidiyorsunuz, hem de aynı zamanda size bir ferahlık, bir gençlik, bir ileriye doğru bir umut veriyor. Ben hiç anlamamışım yaptığım şey. Sadi Güran yetenekliler yapar, yeteneksizler benim gibi yorumlar. Bırak sen yapma, yorumlayayım. Şimdi müziğinde de bunun tam tersini yapacaksın diye korkmuyor değilim. Yani bize eski ve çürük bir şey mi vereceksin mesela? Ya da yeni bir şey vereceğim, evet. İlk şarkı ne olacak? İlk şarkım benim lise yıllarım. Güzel Sanatlar Lisesi yıldönü. O liseyi biraz açıklamak ister misin demek Güzel Sanatlar Lisesi? Kaçınız Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti burada? Hiç kimse. Şimdi Sadi Güran ne demek Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti? Güzel Sanatlar Lisesi hatta bizimki galiba ilkti. Erenköy'deki. Şu an ismi değişti. Bir de Pera da vardı değil mi? Pera vardı. Pera ne ya? Pera Güzel Sanatlar Lisesi. Evet. Amin Akyol, evet. Amin Akyol şu an bir ismi. Oradan mezunum. O zamanlar ya çoğumuz grunge'ız zaten. Diğer kalan kısımda zaten aşırı solcu. Böyle bir şey, rehabilitasyon merkezi gibi bir lise. Kurt Cobain öldüğünde herkes siyah giydi lisede. Sonra Lane Staley öldüğünde kimse bir şey giymedi. Ben kendisini daha çok beğeniyordum. İlk aşklarımdan biriydi. Alice in Chains'in solisti. Onunla başlamak istiyorum şimdi. Acaba Avni Akyol bunları hakkında düşünse, ya bunları bilse ne yapar? Çünkü eski bir Milli Eğitim Bakanı'dır. Galiba doğru olmak ister. Aradım sunucumu buldum. Alice in Chains'le nereye bağladık? Şimdi Alice in Chains'ten bir şarkı dinleyelim bence. Yani ama öyle bir memlekette yaşıyoruz ki arkadaşlar, Avni Akyol'u Alice in Chains Sadi Güran'la birleşebiliyor. Hep beraber dinliyoruz şimdi. Sıradaki şarkısı grunge haricinde bir kişi olarak bu akşam en çok dinlediğiniz insandan geliyor. Niye böyle bir şey denk geldi bilmiyorum. David Bowie'den gelecek efendim. The Man Who Sold The World. Ama bir yandan bu şarkıya nereden geliyorum? Yine Kurt Cobain üzerinden geliyorum. Kurt Cobain çalmadan Kurt Cobain'den çok fazla bahsediyorum galiba şu anda. MTV Unplugged'da bu Nirvana'nın meşhur Unplugged konserinde en fazla hit alan parça David Bowie cover'ı olan The Man Who Sold The World. Sonra bir sonraki sene David Bowie yıllar sonra geri dönüyor ve bir MTV, European MTV Awards'da bu şarkıyı öyle bir söylüyor ki o şarkı öyle söylenmez, böyle söyleniyor. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Yani Sadi Güran, David Bowie'nin bir anlık gösterdiği delikanlılığa kurban bir olarak bu şarkıyı seçmiş. Ben bu şarkı çıktığı zaman üniversitenin ilk senesindeydim. Öyle bir üzüntüm de var. Yani Sadi Güran sürekli bana yaşlılığımı ve herkese sonsuz gençliğini hatırlatacak şarkılar çalıyor. Ve dinliyoruz hep beraber. David Bowie'den geliyor. The Man Who Sold The World efendim. Hep beraber dinliyoruz. Çok sağ olun Sadi Güran. Grubun adını söylemeden, şarkının ne olduğunu söylemeden, senin hangi yaşına, hangi durumuna denk geldi ve neden bunu bize paylaşmak istiyorsun şu anda? Bize anlatır mısın Sahi? Ya ben... Ay, garip yerlerden gideceğim şimdi ama küçükken aşırı şişmanlıyım. Ya böyle böyle şişmanlıyım. Kalk kalktım. Sonra işte doktor kontrolü vesaireyle falan aşırı zayıfladım. Lise bitti, üniversite başladığımda bir kilo. O zamanlar işte bu şarkının klibi çıktı. Ve klipte 90'ların en önemli erkek modellerinden biri oynuyor. Adını bile bilmiyoruz adamı çünkü kayboldu. Ve ben o olmak istiyorum. Ve saçlar
işte uzun, küt ve herif bir pilot ve ben ona benzemeye çalışırken en fazla Serdar Ortaç'a benziyorum. Şu anda klibi göremeyeceğiz ancak Sadi Giran'da ilk başta o şarkı duyduğunda klibi görememişti eminim. O şarkı etkilediği anı hissederim ve o klibi gördüğü zamanki mutluluğunu hep beraber hissetmeye çalışalım. En güzel yeri yapalım. Queen'den geliyor efendim. 100 yıl önce ve 100 yıl sonra her şekilde çok şahane bir grup olan Queen'den geliyor. Geçtik. Şu an 41 yaşındayım. Sadece bu son şarkın artık galiba. Son şarkın evet. Bu şarkı Sezen Aksu'dan Gamsız şarkısı ve ben çok merak ediyorum Sadece niye bu son şarkı. Yani Sezen Aksu David Bowie gibi bir kadın. Yani yazmadığı duygu yok. Yapmadığı şey yok. Şey yapıyorum şu an. Sadece Giran Sezen Aksu için David Bowie gibi bir kadın dedi. Ben karşısı aldım bu akşam için. Gazetecilikten bir geldiğim için mutluyum. Spot'u aldım. Maşallah çok teşekkür ederim Sadece Giran. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Biriydim. Biriydim.